Kovay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün Türkçe ders sınavımız Öğrenciler Gönüllü Oluyor metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, hazırlık çalışmalarımız var. Birincisi Çanakkale Savaşı hakkında edindiğiniz bilgileri soruyor. Bunu hemen bir önceki dersin sonunda zaten yazmıştık sevgili öğrencilerim. Bunları şuradan şöyle yazabilirsiniz. İşte 1516, pardon 1916 yılları arasında 1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında işte İtilaf Devletleri'ne karşı yapıldığını şu ayrıntıları bir önceki dersimizde zaten vermiştik. Okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konuyu tahmin ediniz diyor. İkinci soruda baktığımız zaman burada bakın Osmanlı zamanındaki öğrencilerin bakın fesli öğrenciler okulda olduklarını zaten görüyorsunuz. Bu öğrencilerin sevgili öğrencilerim bakın burada bu resme baktığımızda kendisine bir haber geliyor ve bunu ailesinden ya saklıyor ya da söylemeye çekiniyor. Burada nasıl yorum yapabilirsiniz? Yani zaten okurken askerlik şubesi falan hep gözümüze takıldığı için insan yani askerlikten bir haber geldiğini veya askerliğe başvurduğunu görüyorsunuz. Yorum olarak da bunu işte şöyle kısaca diyebilirsiniz. Askere gitmek isteyen öğrencilerden bahsediyor olabilir dersiniz. Evet, metnimizi lütfen önümüze güzelce okuyalım. Evet, birinci etkinlikte anlamları verilmiş kelimeleri bulmamızı istiyor. Zaten yazdım görüyorsunuz. Bir işi yapmayı hiçbir zorunluluğu yokken isteyerek üstlenen kişi gönüllüdür. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge ne denir? Cephe diye söylenir. Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektuba pusula diye söylenir. İsteği, dileği belirtmek için herhangi bir işlem başlatmak nedir? Başvuru yapmaktır. Birinin bir yere gelmesini isteme, davet etmeye bizler çağrı diye söylüyoruz. Ortalıkta gürültü olmama durumu. Gürültü yoksa sessizlik vardır. Evet, kelimelerle anlamlarını eşleştirmekten bahsediyoruz şimdi. Başında gelmek. Bakın, önem sırasında önde olmak. Mesela çalışkan öğrencilerin başında gelmek demek gibi. Can pahasına yani canı, hayatı pahasına değil mi? Canını vererek veya tehlikeye koyarak demek. Aklına koymak yani bu işi yapmaya kesin olarak ne yapmak? Karar vermek demek. Helal etmek de yani haklarından vazgeçmek, haklarına razı olmak demek. Üzerinde hiçbir hak iddia etmeksizin bağışlamak. İkinci etkinlik metinle ilgili İstanbul'da pek çok gencin askerlik şubeleri önünde sıra olmalarının nedeni nedir diye soruyor. İstanbul'da pek çok genç gönüllü olarak askere gitmek ve cephelere koşmak için askerlik şubeleri önünde sıra oluyordu. İkinci soru kendini bir numaralı gönüllü olarak yazdırmaya başaran kimdir? Bu duruma arkadaşları ne tepki vermiştir? Kendini bir numaralı gönüllü olarak yazdırmayı başaran kişi Celal İbrahim'dir. Arkadaşları onu yazalım şöyle. Hem tebrik etmiş hem de kıskanmışlardır. 3. Mehmet Muzaffer arkadaşı Celal İbrahim'in Çanakkale cephesi gitmesi üzerine okuldaki arkadaşlarına neler söyledi? Mehmet Muzaffer arkadaşı Celal İbrahim'in Çanakkale cephesi gitmesi üzerine okuldaki arkadaşlarına vatan bizden hizmet bekliyor, bizler de gönüllü yazılmalıyız dedi. Çağrı pusulasını alan Mehmet Muzaffer neler hissetti? Evet, çağrı pusulasını alan Mehmet Muzaffer. Bakın soruya göre olduğu için bu şekilde aynen yazıyorum. Sevinsin mi, üzülsün mü bilemedi. Aslında seviniyordu ama anne babasına ne söyleyeceğini ve onlarla nasıl vedalaşacağını düşündüğü için kararsız kaldı. 5. Mehmet Muzaffer'in anne ve babası onun cepheye gideceğini öğrenince nasıl tepki verdiler? Mehmet Muzaffer'in anne ve babası cepheye gideceğini öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Babası onunla gurur duyduğunu söylerken annesi sessizce ağlayarak mutfağa gitti. Üçüncü etkinlikte de metnimizin konusuyla ana fikrini soruyor. Metnimizin konusuna İşte Çanakkale Savaşları sırasında gençlerin gönüllü olarak cepheye gitme isteğini ve aileleriyle olan duygusal bağlarını anlatmaktadır dersiniz. Ana fikre de gençlerin gerektiğine cesur olmalarını ve ailelerin bu fedakarlığı anlamalarını öğütlemektedir. Evet, ana hatlarıyla anlatın diye söylüyor. Çanakkale Savaşları sırasında İstanbul'daki gençlerin gönüllü askerlik için askerlik şubelerinde önünde sıra olduğunu anlatmaktadır. Celal İbrahim okul birincisi olarak kendini bir numaralı gönüllü yazdırmayı başarır. Mehmet Muzaffer, Celal İbrahim'i örnek alarak gönüllü olmaya karar verir ve ailesinin durum açıkladığında babası gurur duyar, annesi ise duygusal olarak zorlanır. Dördüncü etkinliğimizde Mehmet Muzaffer çağrıyı aldığı gün yaşadıklarını günlüğünde nasıl anlatmış olabilir? Kendinizi Mehmet Muzaffer'in yerine koyarak olayların oluş sırasına göre tahminlerinizi aşağıdaki günlük sayfasına yazınız. Harfleri yapısal özelliklerine uygun olarak yazmaya, kelimeler arasında uygun boşluğa bırakmaya dikkat ediniz demiş.
Sevgili Günlük, bugün askerlik şubesinden bir çağrı aldım. Celal İbrahim'in Çanakkale cephesine gittiğini duyduktan sonra gönüllü olmaya karar vermiştim. Ama bu çağrıyı almak beni çok heyecanlandırdı. İçimde bir sevinç var ama anne ve babama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Onları üzmek istemiyorum ama vatanım için bir şeyler yapmalıyım. Akşam yemeğinde onlara durumu açıkladım. Babam gurur duyduğunu söyledi ama annem sessizce ağladı. Şimdi bir yandan mutluyum, bir yandan da içim buruk. Yarından itibaren cepheye gitmek için hazırlıklara başlamalıyım. B etkinliğinde de günlük tutuyor musunuz? Günlük tutmanın size sağladığı katkılar neler olabilir diye soruyor. Evet, günlük tutuyorum. Günlük tutmak günümü yazarken düşüncelerimi ve hislerimi anlamama yardımcı oluyor ve unutmak istemediğim anıları saklamamı sağlıyor. C'de ise bir arkadaşınızı günlük tutmaya özendirmek için ona neler söylersiniz? Aşağıdaki ifadelerden size uygun olanların başındaki yıldızı boyayınız. İşte günlük tutmak yazma alışkanlığı kazandırır. Evet, bunu ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz. Bir de bakın günlerini daha verimli geçirmeni sağlar diyerek bakın motive edebilir. Arkadaşınızı ne yapabilirsiniz? Yapması noktasında cesaretlendirebilirsiniz. Diğerleri yani belge niteliğinde taşır, özgündür. Bunlar bilgi veriyor. Arkadaşımızı güdülemek için, motive etmek için söylenecek sözler değil. Beşinci etkinlikte bakın burada Çanakkale şehitleri anıtı var. Burada da Seyit Onbaşı'nın heykeli var. Görselleri inceleyin, metnin içeriğiyle ilişkisini açıklayın diyor. Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla tanınan bir askerdir ve bu metinde vatanseverliğin simgesi olarak öne çıkmaktadır. Çanakkale anıtı ise savaşta hayatını kaybeden askerleri anmak için yapılmıştır. Bu da metinde vatan savunmasının önemini vurgulamaktadır. Her iki görsel metinde anlatılan fedakarlık ve kahramanlık duygularını pekiştirmektedir. B'de Çanakkale Savaşları'nda ordumuz zorluklar karşısında yılmadan mücadele ederek büyük bir zafer kazandı. Siz karşılaştığınız zorlukları aşmak için neler yaparsınız? Arkadaşlarınızı tartışınız. Karşılaştığım zorlukları aşmak için önce derin bir nefes alırım ve durumu düşünürüm. Sonra ailemden ve arkadaşlarımdan yardım isterim. Çünkü birlikte daha güçlü oluruz. Eğer bir ödevi bitiremiyorsam öğretmenime sorarım veya kitabı tekrar okurum şeklinde örnek verebilirsiniz. 6'da da noktalama işaretlerini soruyor. Meraklı minik dergisine abone oldunuz mu? Bakın soru sorduğu için ne yapıyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Avukat Azra Hanım derken ne yapıyoruz? Kısaltmalarda nokta kullanıyoruz. Bakın cümle bitiyor. Duruşmaya katılacak bitti. Nokta. Çantamı, kıyafetlerimi, ayakkabılarımı derken eş görevli kelimelerin arasına virgül ayırıyoruz. Akşamdan hazırlarım. Cümle bittikten sonra nokta koyuyoruz. Yarışmayı üçüncü sıra bildiren ne yapıyoruz? Rakamların yanına nokta koyuyoruz. Üçüncü olarak mı bitirdim? Buraya bakın şey koymamış ama soru sorduğu için buraya da ne yapması lazım? Soru işareti konması lazım. Yani yuvarlak koymadığı için yazmadık ama yazabilirsiniz. Kardeşim 12.06.2015 tarihlerin arasını noktayla ayırıyoruz. Cümle bitince de nokta koyuyoruz. Bu dersi soru cevap yöntemiyle bakın ne yapıyor? Soru ile cevap gibi. İle ve anlamı olan yerleri ne yapıyor? Kısa çizgiyle iki kelimeyi ayırıyoruz. İşleyelim mi diye soru sorduğu için buraya da soru işareti koyuyoruz. Mektubunu yazdı, virgül, katladı, virgül, cephane, postaneye gitti nokta. Ne yapıyoruz bakın? Sıralı bunlar ne sevgilerim? Az önceki kelime bunlar cümle. Sıralı olan cümlelerin arasında virgülle ayırıyoruz. 7. Evet, türü hikaye edici bir metindir. Öğrenciler gönüllü oluyor. Çünkü ne yapıyor? Başından sonra bir hikaye olarak anlatıyor. İşte konunuzu belirleyin. Hikaye unsurlarını yani kahramanlar kim olacak, mekan neresi olacak, zaman ne zaman olacak bunları belirleyin. Olay örgüsünü belirleyin diyor. Duygu ve düşüncelerinizi açık anlaşılır şekilde cümlelerle ifade edin ve bir hikaye yazın diyor. Hikayenin içerisinde de bir başlık yazın diye söylemiş sevgili derim. Bakın şurada. Evet, yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak burada bakın ne yapıyor? Öğrenciler gönüllü oluyor hikayesi okunuyor. Bakın çocuklar arkadaşlarıyla bunları ne yapıyorlar? Tartışıyorlar. Aşağıda da sahnede canlandırıyorlar. Şöyle bir şey yazabilirsiniz. Bir gün öğretmen sınıfta Çanakkale Savaşları ile ilgili bir metin okudu. Öğrenciler metindeki kahramanlık ve fedakarlık hikayelerine çok etkilendiler. Hemen bir plan yaparak metni canlandırmak için okulun salonunda toplandılar. Öğrenciler Celal İbrahim'in gönüllü asker olma kararını ve Mehmet Muzaffer'in ailesine durumu açıklama anını sahnelediler. Seyit Onbaşı'nın kahramanlık hikayesini canlandırırken hepsi büyük bir heyecanla rol aldılar. Ailelerinin duygusal tepkilerini ifade ederlerken salonda duygulu anlar yaşandı. Canlandırma sona erince öğretmenleri onları tebrik etti ve vatanseverliğin önemini vurguladı. Bu etkinlik öğrencilerin tarihe olan ilgisini artırdı ve aralarındaki bağı güçlendirdi diyebilirsiniz. Sonraki metne hazırlık olarak da Kurtuluş Savaşı nasıl başladığını, halkımızın savaşta yaptığı fedakarlıkları yazabilirsiniz demiş, araştırın demiş.
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlamıştır. Evet, başlangıç noktası bu kabul edilir sevgili öğrencilerim. Halk işgallere karşı direnmek için çeşitli cephelerde savaşmaya karar vermiştir. Kadınlar, erkekler, gençler ve yaşlılar yiyecek ve giyecek yardım yaparak cepheye asker göndermiş ve savaş için bağışlar toplamıştır. Bu fedakarlıklar sayesinde ulusal mücadele güçlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır diye söyleyebilirsiniz. Yani sonraki metnimize, bir sonraki dersimize inşallah geçelim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakın matematikleri de çekiyorum. Onları da izlemeyi, istediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.